Burası Ulusal Sağlık Merkezi. Burası Türkiye'ye ulaştı. Ulusal Sağlık'ta güvenlik sağlanması lazım. Hastaneler doldu. Yardım edin. Ulusal Sağlık Merkezi, artık tüm bilgileri Paranormalizm kanalından alacağız. Oraya abone olmayı unutmayın. Eğer birilerine sesim gidiyorsa Paranormalizm kanalına abone olun. Selamlar dostlarım, burası Paranormalizm ve ben de Paranormalizm ekibinden Sait Gülüm. Her türlü kıyamet senaryolarının konuşulduğu şu günlerde sizlerle birlikte SONOP belgelerini inceleyelim. Nedir bu SONOP belgeleri? ABD'nin, Pentagon'un zombilerle mücadele planı. Eğer video hazırsanız arkanıza yaslanın. Güzel bir videoya başlıyoruz. Haydi videonun akışına kendinizi bırakın. Bilim kurgu ve korku eserlerinden hatırladığımız, televizyon dizilerine ilham veren zombi efsaneleri dünyanın en büyük oluşumu tarafından oldukça ciddiye alınıyor. Pentagon'un sır gibi sakladığı SONOP belgelerinde neler var? Haydi onu inceleyelim. Pentagon'un bugüne kadar UFO'larla, uzaylı varlıklarla ilgilendiğine dair pek çok asılsız söylenti ortaya çıktı. Bu söylentilerin birçok kısmı resmi belgelerle karşılık bulabildi. Fakat dünyanın en gelişmiş savunma merkezinin bu tür senaryolara karşı önlem alması gayet doğal. Pentagon'un SONOP 8888 planında zombiler tüm insanlığın yaşamı için korkunç derecede tehlikelidir. Ve zombi enfeksiyonları, ulusal güvenliği ve ekonomik faaliyetleri ciddi derecede zayıflatma potansiyeline sahiptir, sözleri yer alıyor. SONOP 8888, Nisan 2011'den bu yana ABD'nin Nebraska eyaletinde bulunan ABD Stratejik Komutanlığı'nın bir projesidir. ABD Stratejik Komutanlığı aynı zamanda Pentagon'a bağlıdır. Uluslararası hukuka göre yalnızca insan ve hayvan yaşamı söz konusu olduğunda askeri operasyonlar düzenlenir. Raporda patojenik yaşam formlarına, organik robotik varlıklara veya geleneksel zombilere karşı düşmanca eylemler konusunda neredeyse hiçbir kısıtlama getirilmiyor. SONOP raporları içerisinde olası bir salgında zombileri öldürme direktifleri, sıkı yönetim ve onlarca plan var. SONOP belgeleri boyunca zombi tanımına dahil edilen varlıklar şu şekilde sıralanıyorlar. Bir virüsün etkisinde enfekte olan zombiler, dünya dışından getirilen zombiler, silahlı zombiler, tavuk zombiler ve daha fazlası. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Sohbet tadındaki bu videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sizleri sosyal medya hesaplarımıza ve Discord sunucularımıza davet ediyoruz. Oralarda gün boyunca aktifiz ve çok güzel fikirler tartışıyoruz. Çok güzel insanlar tanıyacaksınız. Çok güzel oyunlar oynayacağız. Buna emin olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Karantina günlerinde kendinize dikkat edin. Evden çıkmayın.